Baş yorulduk abi bu sıcakta ya. Gelsene sana şurada bir çay ısmarlayayım. Serhat abi merhaba. Merhaba baba. Abi nasılsın? İyi Allah'a şükür. Bize iki çay versene be. Çay. Tabelada okumadım mı? Ne yazıyor? Ne yazıyor kahve abi tabelada? Kahve dükkanı mı yazıyor? Çay ocağı mı burası? Niye çay ocağında kahve de satıyorlar abi? Satmıyoruz abi. İşte bunların hepsi köy enstitülerini kapattıktan sonra oldu bu ülkede. Hepsi ondan sonra oldu. Eğitim şart, eğitim şart. Tabii sen de haklısın ha. Abi abi iki tane çay ver de içelim abi şuraya. Geliyor çay, al sana çay. Çok bekliyorum. Biz çay arkadaşlar, Serhat abi böyle Balat'ta rengarenk, minicik, içi tuğla döşeli en güzel kahve dükkanlarından bir tanesi. En sevmediği şey kendisinden çay istenmesi. Eğer ki Balat'a yolunuz düşerse muhakkak gelin ya bir filtre kahvesini ya da Türk kahvesini için. Arkadaşlar, Fener Balat Ayvansaray gezimiz bugün bizim İstanbul'daki en popüler gezilerimizden bir tanesi. Bir hafta içi, bir de hafta sonu, pazar veya cumartesi günü olmak üzere haftada iki kere yapıyoruz. İstanbul'un en güzel, en eski sokakları bugün en popüler hale gelmiş sokaklarını geziyoruz. Buralar dizilere ve filmlere plato görevi görüyor. Biz başlıyoruz Ayvansaray'dan. İstanbul surları, Anemaz zindanları, ondan sonra sahabe türbeleri, eski Rum Ortodoks kiliseleri, Yahudilerin sinagogları, şu anda içinde bulunduğumuz Çıfıt Çarşısı, meşhur mekanlar Agora Meyhanesi, Sevda Gazozcusu, Fetih İşkembecisi, gezdiğimiz yapılardan sadece birkaç tanesi. Kiliselerin normalde bilinmeyen böyle kıyıda köşede kalmış yapıların da içine giriyoruz. Balat sokaklarında dolaşıyoruz. Minik kafelerde, antika dükkanlarında ve mezatçılarda zaman geçiyoruz. Oradan devam ediyoruz Fener sokaklarına. Fener'e vardığımızda Rum Ortodoks Patrikhanesini geziyoruz. Tepedeki Kızıl Mektep binası, arkadaki Rum Kız Okulu ve Kanlı Meryem Kilisesi. Gezdiğimiz yapılardan birkaç tanesi. Bir de unutmadan Balat Bulgar Kilisesi. Namı diğer Demir Kilisesi de gezi programımızda. Bütün bu gezilerimizin ayrıntılarını web sitemizden, sananlatistanbul.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Eğer ki buraları bizimle gezmek isterseniz, gezerken hikayelerini dinleyip tarihini öğrenmek isterseniz sizleri de gezimize bekleriz. Balat'ta bulunan, görselleri çok güzel olan eski tarihi binalar 2000'li yıllardan itibaren Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu fonlarla restore edildi ve bu sayede Balat bambaşka bir kimliğe büründü. Bugün İstanbullular hafta sonları özellikle bölgeye gelip zaman geçirip fotoğraflar çekiliyor, Instagram'a atıyor ve kafelerde çok güzel zaman geçiriyorlar. Hangi gazozdan içersin abi? Sevdalandıran gazozu istiyorsun. Aynen öyle. Merhabalar abi. Bağlar gazozu. Neyliydi abi bu? Safranlı ve zencefilli. Safran bolluğun gazozu. Ulaş,
Abi benim en sevdiğim sokak ismi burası. Bekri Mustafa. 17. yüzyılda 4. Murat zamanında yaşamış. Tarihin en meşhur ayyaşı. Bekri Mustafa. Balat'ı gezenlerin muhakkak uğradığı sokaklardan bir tanesi. Balat merdivenli yokuş sokağı. Ulaş, abi eğer ki burada selfie çekmediysen Instagram hesabını kapatırlar, ben sana söyleyeyim. Muhakkak çekeceksin, Instagram'a koyacaksın abi. Yoksa ben İstanbul sokaklarını geziyorum da selfie çekiyorum falan demeyeceksin. Balat'taki kafeler böyle tarihle iç içe. Gördüğünüz üzere arkamdaki yapı eski Eflak Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir'in sarayıydı. Fener'den muazzam bir yokuşu çıktıktan sonra karşınıza tüm heybetiyle Fener Rum Erkek Lisesi çıkıyor. Bölge halkı tarafından Kanlı Kilise diye geçse de burası hiçbir zaman bir kilise olmamış. Burası hep Ortodoks cemaatin okulu, ortaokul ve lisesi olmuştur. Bugün karma eğitime geçmiştir. Sadece 42 tane öğrencisiyle eğitim faaliyetine devam etmekte. Arkamda gördüğünüz bu muazzam yapı 1881 yılında Mimar Konstantin Dimadis tarafından inşa edilmiş. Marsilya'dan getirilen kırmızı tuğlalardan yapılmış. Fener Balat Hayvansaray gezilerimizde keşfettiğimiz yerlerden bir tanesi de Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi. Yan tarafta Patrikhane makam binaları ve arka tarafında gördüğünüz Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi. Genelde yukarıdaki Kızıl Mektep yani Rum Erkek Lisesi olan yapı Patrikhane diye karıştırılır. Orası bir okul, hiçbir zaman kilise olmamış. Patrikhane dediğimiz yer burası. Bunun karıştırılmasının sebebi bir heybet beklentisinden dolayıdır. İstanbul'un fethinden önce Patrikhane'nin ana merkez binası Ayasofya olacak. Fetihten sonra Ayasofya Camii'ye çevrildiğinde ise çeşitli yerler değiştirdikten sonra buraya taşınacaklar. 1600'lü yıllardan itibaren Patrikhane binaları burası. Dünya Ortodoksluğu'nun merkezi olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar, Fener Balat Hayvansaray gezimizden size bir özet göstermeye çalıştık. Bugün buralar İstanbul'un en popüler semtleri. Eğer ki siz de bu bölgeyi bizimle keşfetmek isterseniz sizleri de Fener Balat Hayvansaray gezimize bekleriz. Eğer ki bu gezi hoşunuza gittiyse bir like butonuna basmayı unutmayın. Hatta ve hatta kanalımıza da abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sen anlat İstanbul. Biz gezelim.